So, I would like to ask you, what do you know about Turkey? Like, if you have to say, like, let's say three things about Turkey. Like, you can start, okay? I know what the flag looks like. It's like a little moon in the sky. Yeah, that's right. Okay, that's true. Bunların aslında incelenmesi de lazım ya, bence. Çünkü insan yiyor abi, bunları yani yazık ya. Boşluktan bu kadar mı yararlanılabilir ya? Çünkü zengin olmak isteyen adam çok, kebapçı, boş adam çok. Burada ne adamlar var, milyon herhalde, bomboş adamlar. Ve hiçbir boktan anlamayan adam tağına geçiyor değil mi? Yalnız, kimse yok orada. Kafasına göre bir bakıyorsun, aha 2-3 yılda milyoner oldum ben abi diyor. Ha, öyle adam çok burada. Onun için bu adamları beslemek için böyle de boktan şeyler yapıyorlar. Sosis yapmışlar bunu. Bak görüyor musun? Kebapçı yani, annemisi bunu satıyor. Abi baksana, sen... Toşetine başına ne var? Ne duruyor abi? Bu adamların kanı bu değil mi? Yani öyle olunca da böyle oluyor. Evet. Yakışır mı? Sos var. Yakışır. Ama adam diyor ki bunu lem diyor. Abi bunun lem nasıl? Abi bu kuzu eti mi yani şimdi ya? Bu kuzu eti değil bu. Çünkü bunun içine ne bastıysa bunu. Ama kaçış yolumuz yok. Yeni jenerasyonumuzun mükemmel yemekleri de bunlar olacak yani. Devam. Yok, bunlar olacak çünkü yeni jenerasyonumuz işi eline almıyor, hazır. İçinden gelmiyorsa dışından yani çıkmaz, merak etme. Hayır. İçinden gelmiyorsa dışından çıkar mı ya? Dur öldüm, biliyor musun beni ya? Dur. What are your names, by the way? Elsie, Maya, and Taj. And my name is Mert. Mert. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Yes. Şu ses paha biçilmez ya. Allah verin. Nasıldı abi? İyi. Acı biraz tribe soktu. Az terletti, az soğuttu, genişledik, yandık. Yemekteyiz gibi oldu. Daha önce bir menemen böyle yorumlanmamıştı. Soğanlı ben kendim ekledim bol bol içine. Soğan sen menemen eklemişsin biraz soğanların üzerine. Şimdi... Kebap herkes tarafından yeniyor. Evet. Herkes tarafından yenen bir şeyin de arka planı var. Kimse bilmiyor. Nasıl hazırlanıyor bu? Yani yok. Mutfağı ne bunun? Bugünkü videoda bir kebap hikayesi oldu ya. Günaydın. Kaynanan seviyor diyeceğim ama kaynanan da yok. Yok yok ya. Bir süre daha olmasın ya. bahçeden melemen yapıyoruz. Bak bahçeden topladık bunları. Of. Kaynamayan, kaynamayan adam olsun. Kaynamayan da olsun. Boşver. Sakin olsun. Bahçeden bunlar hepsi. Mert. Hadi ya. Evet, şanslısın bugün melemen yiyorsun. Harbiden ya. Neye düştüm ben ya? Hayati menemen de değil ama özlemini duyuyor o da. Ya tamam. Sadece biberle domates dikiyorum. Sırf melemen yapmak için. Bahçeyi menemenlik kullanıyorsun. Şunu diyorlar, steak tomato diyorlar buna. Sulu bu. Sağ menemenli için güzel bu. Her sene dikiyorum bunu böyle. Direkt menemen ağacı yani. Menemenlik he. Şekli bozuk olanlar hep en güzel oluyor. Mert'in nasılsın? Ya abi benden yine yağmurdan hareket edemiyoruz. Değil mi ya? Evet, çıkamadın yolu bisikletle. Normalde böyle mi? Yağmurdan hiç hareket edemedik ya. Evet, bu yıl böyle oldu ya. Evet. Geçen yıl çok kuraklıktı. Bayağı kuraklıktı. Zorluk çektiler su yüzünden. Hatta şey yaptılar, bahçeleri sprey falan yasakladılar şehir içerisinde. Hortum kullanmayı yasakladılar. O dereceye geldi. Bu yıl daha hiç durmadı yani. Evet, yani benim şansım bu. Normalde böyle değil o zaman. Yok yok, sen yağmur da getirdin bize gelirken. Ya bu nasıl bir şey, ben anlamadım. Geldin, hangi ülkeden geldin? Bereketle geldi. Yani bereketle geldim ama bereket hareketi kesti ya. Hareket devam ediyor canım, durmuyor. Hareketsiz kaldık mı yandık değil mi? Bir şey üretemeyeceğiz. Biliyoruz biz de oturmaya kıçımızın üzerine ama. Neyse yani yola çıkamadık, menemen yiyoruz. Çok da kötü değil yani. Yola çıkacağım ama ben menemen yemeyi tercih ederim zaten yani. Şimdi önlüğü çekeceğim, ben de çalışacağım. Ha çalış. Öğretirsiniz abi, nasıl kesiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, kahve, o, bu falan. Hepsine bakarız. Şimdi... Kebap herkes tarafından yeniyor. Evet. Herkes tarafından yenen bir şeyin de arka planı var. Kimse bilmiyor. Nasıl hazırlanıyor bu? Yani yok. Mutfağı ne bunun?
Yok, bu pek bilinmiyor. Yani bilmiyorum. Kebap dedim mi sırf Türkiye'de de değil. Bütün Avrupalılar da biliyor, buralılar da biliyor. Artık bütün dünya biliyor. Evet. Aynen şu buradaki usulde. Ya Avrupa'ya tabii yeni, eskiden yerleşmiş kesinlikle. Oraya göçmen 60'larda gittiği için fabrikalarını, otomatik makinalarını falan kurmuşlar. Biz buraya geldiğimizde, ilk girdiğimizde döner işine bıçakla çeviriyor. Motor falan yok da atlarında. Değil mi Hayati? Tabii tabii. Evet, ha evet. Öyle. Hadi ya. Ha 5 dakikada bir bıçakla bir çeviriyor. Bir kişi dönerin başında dikiliyordu durmadan çeviriyordu. Türkiye'de ya, hala var o. Sıcakta bir de yani. Sıcakta tabii. Yazın ne yapacaksın? Yazın. Yaz kış. Yanıyorsun. Devam. Türkiye'de hala var o sistem ya. Ben gördüm ya. Hala adam o elektrikli motorlardan yok yani. Evet. Zorluk olmadan başarının zevkini alamazsın canım. Tabii herhalde ya, onu da içiye para veriyordu herhalde. Kessin diye çevirsin. Ha, yani. Ondan sonra 90'ların evet, sonuna doğru motorlar çıktı değil mi? Yeni. Tabii. Sonra doğru, bisiklet zinciri taktılar altına çevirmek için. He, ufak bir motor. O motoru çevirmek. Sincek, araba sincenin motoru var ya, onu koydular önce. Hmm. Onunla yaptılar. Sonra motor olunca herkes rahatladı. Derken yavaş yavaş makineler artık daha da güzelleşti. Biberler cızırdadı. İşte şu ses paha biçilmez ya. Allah derim. Değil mi? Bu ses parayla alamazsın bu sesi. Evet. Bu ses paha biçilmez ya. Sesinin güzelliği yeter değil mi? Hatice biberlerine bak. Hala. Allah ya sen ne diyorsun? Eline sağlık. Ne yaptın? Vallahi evet ya. Vallahi ya ne yaptın? Evet. Ya bu biberleri yetiştiriyor adam. Kırmızı olsun diye bekliyorlar burada. Ne bekliyorsun değil mi? Ye işte. Yeşil dedim adam. Allah. Bilmiyor adam, biliyor musun? Resimde ne gördüyse onu uygulamak istiyor. Lan geçti biberin tadı. Gartlaşıyor biber. Kaç yıldır buradasınız peki? 94'te geldim buraya. 29 sene oluyor. Bayağı zamandır yapıyorum bu işi. 29 senedir yapıyorum. İşi tamamen gerçeğini yapıyoruz. İnsanlar fabrikadan alıyor, satıyor bütün mallarını. Biz kendimiz yapıyoruz. Abrakebabra'yı abi ne zamandır burada? 15 sene olacak. Bundan önce Wellington'daydım. Wellington'da 12 sene falan. Sen kurdun ama şeyi, Abrakebabra'yı değil mi? Abim var benim. Gerçek kuran o. Yemek kısmına baktım genellikle. Evet. O iç kısmına baktım. Bayrağı devam ettiren sen. Bayrağı öyle ha. Evet. Tavranga'da burayı tanımayan yok. Okluk'tan da çok insan geliyor. Mesela tanıyanlar devamlı sürekli var, regular evet müşterisi ya var. Artık uzun zamandır yaptığım için bu işi biraz dinlenmek istiyorum. Emekli olmak istiyorum. Biraz dinlenmek istiyorsun. Evet. Emekli olmak istiyorum. Bu normal ya. Kaç yıl dedin. 30 yıldır buradasın. O hep tabii, bir mücadeledir zaten. Hep mücadele yapıyorum haliydi tabii, değil mi? Hiçbir zaman dinlenmedim. Hep kendim devamlı takip halinde yürütmeye çalıştım. Sabahın yani ilk saatlerinde buraya gelip gecenin son saatlerinde buradan çıkıyorsun. Çünkü senin de bir dinlenmeye herhalde ihtiyacın var ya. Mert, bu iş biraz şey işi, tim işi, aile işi. Aile mesela, aile için güzel bir iş. Aile, çoluğu çocuğu olanlar mesela, eşiyle evet, bu işten biraz anlayanlar için çok güzel bir business aslında. Yürütebilirler yani rahatlıkla. Evet. 4-5 kişilik böyle bir aileysen falan direkt buraya evet, gelip yürütebilir. Güzel böyle bir oturmuş, iş yapılır tabii. Tabii oturmuş bir business burası. Ve yeri çok güzel ya. Yeri de güzel. Bir dakika, ben bir yerini gösterip evet, geliyorum abi şurada. Evet. Şu anda tam olarak Tauranga şehrinin merkezindeyiz, tam ortasındayız yani. Bakın böyle bir yerdeyiz. Ya yine yağmur yağıyor, kafayı yiyeceğim artık, çıldıracağım ya. Yağmur durmadı ya, 3 haftadır durmadı yağmur. Şu anda böyle bir yerdeyiz. Hatta böyle menüyü de göstermiş olayım. Benim kaldığım yer de karşıda. Hatta balkonu burayı görüyor. Evet, tavukları mı kesiyorsun? Geleceğim birazdan, öğreneceğim. Bursa şey gibi, Almanya'nın Solingen'i gidiyorsun ya. Ben de önlüğümü giydim. Bugün bir şeyler öğrenelim. Tauranga şehrinin bence en işlek caddesi var. Burası Tauranga'nın tam merkezidir. Buraya insanlar Tauranga'ya geldiği zaman buradan kesinlikle geçmeden olmaz yani. Evet. Kapının önünden geçiyor. Ben de yani, ilk geldiğimde öyle oldu ya zaten. İlk geldim kapının önünden geçtim. Selam vereyim dedim. Yaşanılacak bir yer. Çünkü Yeni Zelanda'nın en güzel yeri. Ben Wellington'da kaldım. Çok rüzgarlı, yağmurlu. Wellington da çok güzel bir şehir ama yerleşim olarak falan, ama rüzgarı, yağmuru, kutuplara çok yakın olduğu için, iki adanın arası olduğu için evet, devamlı rüzgar, yağmur kesilmiyor oradan. Yani ama 30 yılın sonunda yaşanacak yer olarak burayı evet, söylüyorum. Tauranga, evet. Ben gezerken, yoldayken evet, yani bir yerde sabit olarak bu kadar uzun, en son ne zaman kaldım
Hiç hatırlamıyorum. Şehir güzel şehir, evet. Şehir güzel, kendini tuttu. Bir de son zamanlar bu yağmurlar iyice tuttu. Evet, aslında sana denk geldi. Aslında bu mevsimde fazla yağmur olmuyor. Niyetim Türkiye'den çok uzak kaldım. 29 sene az değil yani. Benim 5 ay oldu şu anda en son yola çıkalı. 5 ayda bile benim bir dönesim geliyor artık ya. Yani, bir dönüp en azından bir ay falan. Biraz istiyorum orada yaşayayım. Vallahi ailelerden falan böyle isteyen bir aile veya ben Kavranga'da yaşamak isteyen, güzel bir şehirde yaşamak isteyen kişiler varsa gelsinler görsünler. Konuşalım. Buradan o zaman buradan duyurmuş olalım. Olabilir yani. Bir bu onlar için de güzel bir fırsat olabilir. Çünkü bir business açıp oturtmak yıllar alıyor. Hemen olmuyor bir business. Ya öyle bir de şeyi görüyorum burada. 4 kişi burada çalışarak tahminimce bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Aile evet. 4 kişi aileyi rahat rahat yaşayabilirler burada. Yani, hani başlayıp hayat kurabilirler gibi geliyor bana. Tabii inceleyebilirler yani. Evet. Girin Google'a Kavranga yazın. Abrakibapra Kavranga yazarlarsa Google'da dükkanın kendisi de çıkıyor. Evet. Ben adresini de aşağıda açıklamalar kısmında da bırakacağım net olarak. Bilmiyorum, belki içinizden biri böyle bir hayat kurmak ister, bir şey yapmak ister. Bence ya güzel bir başlangıç burası. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Orada biraz yaşamak istiyorum. Ailemle yaşamak istiyorum. Sevdiklerimiz gitti. Evet. Annemizi kaybettik, babamızı kaybettik. Nereye de kalan Allah olsun, biraz hayatımızı yaşayalım. Her şeyin bir sonu var. Sonunda bazen güzel kapatmak lazım. Kötü sona gitmeni kapatmak lazım. Hayat o kadar uzun değil. Geçiyor yani işte vakitte geçiyor abi. İyi de doldursan, kötü de doldursan devam ediyor yani. Kendine gelmeye başladı değil mi? Kendini ne alıyor? Hepsi bahçeden bak. Nazır domates olduğu zaman seradan böyle sulanmıyor, kuru oluyor. Yemiş kadar oldum da. Bizim yörede çok yetişir domates, biber, şu bu. Senin yazın. Yörenin ismi zaten Menemen abi. Sen buralısın ya. Ben buralıyım, evet. Yani bu görünüşüm şey mi, biberli domatesli soğanlı mıyım böyle? Ulan ne biberli domatesli soğanlı adam değil mi? Mutluyu da böyle dekeleyim. Bazı insanlar soğan da seviyor. Ben... Soğan bence de bozuyor bunu. Efsane bir şey oldu ya. Bazıları olmadı da diyecekler tabii. Sen falan. Bırak milleti, sen kendine bak. Düşüren sensin, yapan sensin, yiyecek olan sensin. Ya millet ne düşünüyor? Boş ver ya, ne düşünürse düşünsün. Doğru. Kendin dizaynını yapan kişiyi göstereyim ben. Bu arkadaş. Benziyorsunuz ya baya. Benzeyeceksiniz tabii. Benzemeyeceksiniz tabii. Çok güzel burası. Harika. Şark köşesi. Türkiye'den fotoğraflar mı var? Pamukkale, Antalya, Balıkesir, Ayvalık, Eskişehir. Karşıyaka yok abi. Ben buradayım. Resimlere bakıp durun. Burada da Yeni Zelanda'da çoğu kafede, restoranda olduğu gibi su doldurabiliyorsunuz ücretsiz şekilde. Dedeniz mi abi? Adı ne? Adı var mı? Adı yok. Kaddafi'nin heykeli var mı? Tabii bu bir şakaydı. Kaddafi değil yani bu. Şimdi ekmeklerimizi kesiyoruz. Ekmekleri, her şeyi biz yapıyoruz, burada yapıyoruz. Ekmekleri assaydın ya tostlara. Ha doğru. Ne demek, bir daha zor olursun sen şimdi. Zor. Bu dakikadan sonra zor. Şimdi yola çıkıyorum zaten. Mükemmel. Götürelim mi tek tek abi? Açça. Yetmez bizim eğer bu tabaklar doldur. Çaylar tavşan kanı. Değil abi, tavşan kanı değil. Tavşan kanı Rize'nin çayları. Bir de kaçak çay var ama. Aynı hası değil mi? Ondan iki bardak içtin mi, beş tane espresso içmişe dönüyorsun. İlk katını, ondan sonra şeyden, İtalyan soğanları. Nasıldı abi? İyi, acı biraz tribe soktu, az terletti, az soğuttu, genişledik, yandık, tekrar yemekteyiz soğuduk. Yemekteyiz gibi oldu. Daha önce bir menemen böyle yorumlanmamıştı ya. Soğanlı ben kendim ekledim bol bol içine. Abi o... Bir demet soğan sen yedim. Sen menemen eklemişsin biraz soğanların üzerine. Ya soğansız bilmiyorum yani. Şu beyaz ne abi? Tuz mu? Hangisi? Şurada. Banmak için tuz. Ha. Kesinlikle. Ha, yürü kişi ya. İlla tuzumuz olacak genelde. Hayati ben gidiyorum. Vallahi yeter galiba. Aa, soğan var abi. İçim, dışım, ağzım, dişim, burnum, her yerim soğan kokuyor şu anda. Şimdi kahve içelim değil mi abi? Evet, bu evet. Kahveni yap. Yapıyorsun Mert'im, artık nasıl olur diyorum. Amerikanodur, long black'tir, short black'tir. İçer misin abi? Bir tane içerim vallahi. İçersin, iyi olur. Tamam.
Şimdi abi işin içine süt girince ben onu yapamıyorum. O evet. İş sende. Şimdi taktiğini bize göster abi. Bak gördüğün gibi içinde kahve yok bunun. Taze grind yapacağız yani. Taze yapacağız abi. Kahvenin aroması kalıyor üzerinde. Şu süt devreye giriyor şimdi. Şu kadar koysak. Sonra bu havanın suyunu alıyoruz. Bak suyu çıkıyor. Buharı geldi. Tamam. Şimdi içine yatırdık mı? Nozulun kafasını şu kadar sokacaksın içine. Bunun içine. Dönecek bu içinde. Evet. Açtım havayı. Şimdi dönmeye başladı bak. Süt dönüyor. Eğer kafasını yukarı kaldırırsan içine hava basar. Daha çok köpük olur. Biz daha çok köpük istemiyoruz. Krema istiyoruz. Bir de elini altına tutacaksın bunun. O da derecen oluyor senin. Yani senin asıl taktik bu. Elin yandı tamam çekeceksin. Yandı anda tamam. Çektim. Elin yandı çektim bunu. Süt evet. Süt pişti. Üzerindeki kalın köpüğü alıyorum. Alıyoruz, atıyoruz. Bu köpükle bir işimiz yok. Altından kremasını çıkaracağız. Gördün mü? Kahve de tamam. Bir iki vuruyoruz yere. Ne oluyor? Köpükleri burst patlıyor, oluyor. Patlıyor. Sonra bunu çeviriyoruz böyle. Döküyoruz içine. Böyle. Tamam işte İtalyan kahvesi sana. Gözünde yapabiliriz böyle. Ağzı, ne yaptın ya? Ağzını... Şimdi oldu. Gülüyor lan ne güzel adam oldu işte baya. Bu kahveyi ben alayım Hatice boşver bu olmaz. Ne o cinali mi yaptın? Bunun derecesi merecesi var bakıyorlar yok 80-90. Onlar bence hepsi hikaye. Süt yanıyor. Yani süt yandıktan elin sonra da... hafif yanmaya başladığında çekeceksin. İçemiyorsun. Yanaklarında top oynamaya evet. Başlıyor şeyler. Aldın yudum biliyor musun? Bir sağa bir sola. Yutamıyorsun gitmiyor yani. Evet. Hani sütün kokusu belli ediyor kendini. İçemiyorsun. Tarih böyle bir flat white yazmadı ya. Baksana abi ne güzel. So how was the meal? It was really good. Yeah, it was good. So I would like to ask you, what do you know about Turkey? Like, if you have to say, like, let's say three things about Turkey. Like, you can start, okay. I know what the flag looks like. It's like a little moon in the sky. Yeah, that's right. Okay, that's true. I don't know. Okay, second thing from you. I know where it is on the map. Yeah, and the third one. What's for delicious food? Okay, that's a good one. It was so good. It was very good. Yeah? Have you tried the same thing in a different place or? Oh yeah. Lots of Turkish places. Yeah. That shop over there. Oh. Oh, Turkish to go, yeah, that's right. But they're not Turkish, I guess. Are they not? Yeah, they're Turkish here? Yeah, they're all Turkish here. But they're Iranians. Oh, yeah. This is our spot. Yeah? No, we come here. Oh, you come here often? Really? How long have you been here? Already been 4 months. Oh. I'm going down south. I have no plan now. Oh my gosh! I got 3 more subscribers. Yes, we live here, but we've done some traveling. You all live in Tauranga? Yeah. Do you like it? Yeah. I loved Mount. Yeah. The mountainside is amazing. Have you been up the mountain? Yeah, many times. But it's so rainy. I don't know. Right now like, it's so rainy. Is it normal thing or? Not last year. Not for summer. Yeah? But it should start warming up. It's February. I'm lucky then. Like, yeah, look at this. It's hot in Turkey, right? It's actually, like right now it's winter. Yeah. The seasons are opposite. Yeah. Is this your first time here? Yeah, first time. How are you liking it so far? I loved it actually. Also like the people, just like you, they're really friendly. Yeah it's like easy to approach, like they're talkative. Yeah. That's what I like about it actually. Yeah. Other than that, I couldn't see much yet, like, you know, the rain. Yeah. When are you heading down south? Like in a few days maybe, I don't know. Do you have any recommendations for me? If you say something I cannot find on the internet, something like that. Not on the internet. Yeah. Oh yeah, Ahobi Beach up there is quite beautiful. It's about an hour away from here, Ahobi Beach. It's so pretty. We were just up there. So we'll go surfing. Have you been surfing yet? I'm doing windsurf, which is quite different than this one. Have you seen the people like jump off the mountain and fly? Like, I didn't see that.
What is it? Yeah. Parrot. They have like they glide, so they get to the top of the mountain, they jump off. Have you done that? You should do that. No, no. Yeah, we do that. What are your names, by the way? Elsie, Maya, and Taj. And my name is Matt. Matt. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. You're from Tauranga also. Yeah. You were born here. Yeah. Oh, I wasn't born here. I was born here. Oh, okay. Nobody born here. Okay. But I moved here a few years ago. Have you like been anywhere else apart from Turkey? Yeah, this is my 61st country. 61st? Yeah. What's your favorite country? Oh, you'll be surprised. India. India? Yeah. Wow. It's just crazy. I was stuck there for 8 months during COVID. Oh. Yeah, I was coming here actually, just before COVID, and I was planning a trip in India just for 3 weeks, and I was stuck there for 8 months. Oh my god. There is a place called Goa. Bu arada size şöyle arka planı da göstermek istiyorum demiştim. Kebapları hep dışarıdan görüyoruz. Bakın işte ilk aşamada bu şekilde yoğruluyor. Kuzu eti. Kuzu eti, evet. Şu anda yoğruluyor. Şu anda bu baharatlarıyla beraber kendisi yoğruluyor. Günlük takıyoruz. Ondan sonra takacağız bunu. Ön tarafa getirip fresh kesip satacağız. Evet. Genellikle kebapçıların %95'i yapmıyor bunu. Hazır direkt takıyor. Hazır alıyor. O da gerçek lem değil yani. Sosis diyebilirim yani. Her ne şey oldu var, belli şey değil. Her şey olabilir değil mi? Tabii. Oturtup oraya satış. Ön tarafa getiriyoruz. Vay be, demek böyle oluyor bu. Şimdi hepimiz yiyoruz bu kebabı. Şunun ucunda görüyoruz genelde. Hep kesiliyor, dışarıda veriliyor. Evet. Ama hiç böyle arka planını görmemiştik. Burada işte direkt kuzu eti, hazır değil. Burada her şeyini kendiniz ayarlıyorsunuz, baharatlarına kadar. Evet. Şurada az önce 3 dakika yoğruldu. Evet. Şimdi birazdan bu dinlenip herhalde buraya takacaksınız değil mi? Evet, takacağız. Sonra da satışa başlar. Evet, ondan sonra satılacak. Diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Bazıları başladı burada, Auckland'da falan. Resmen sosis eti yani. Hadi ya. Resmen sosis yani, başka bir şey değil. Ama yediğinde anlarsın. Kıçına yani. Demiri sokamadım ben burada, bu şu demiri. Öyle bir pis yapmışlar ki yani. Bir gün adam gönderdi bana, bir tane dene dedi, getirdim. Aha. Öne koydum, iki kere kestim. Evet. Abi dedim, bunu dedim, ben dedim insanlara veremem ya bunu. Hadi dedim. Ya. Evet. Söktüm adama, geri verdim parasını dedim. Parasını da vereceğim ben bunu dedim. Al bunu git dedim bana. Evet. Ama satıyorlar, insanlar yiyor dışarıda, ben anlamıyorum. Herkes etin kalitesini falan anlamayabilir. Yani. Adam et diyorum deyip yiyip geçiyor yok, belki yok. De. Yok yok, koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi. Aynen böyle. Yok lan, adam yok ya yapacak. Evet. Sosisi mosisi ne varsa karıştırmış. Avustralya öyle değil. Avustralya'da Türkler yapıyor bak güzel. Burada kim yapıyor bilmiyorum da harbi yani sosis yani. İnsanlar sana söylemiyor. Söyler mi canım malın kötü diye kötü çıkar diye. Kimse demiyor. Demez yani. Abi demez. Evet. Takmaya hazırlıyorsun değil mi? Evet, takmaya hazırlıyoruz. Bunu böyle top yapıyoruz. Ette tabi az bir şey yağ olması lazım. Çünkü yağsız olursa çok da kuru olur. Türkiye'de biliyorsun etlerin arasına koyuyorlar, kuyruk yağı. Burada koyunlarda kuyruk olmadığı için kuyruk yağı yok burada mesela. Kuzu doğduğu zaman kuyruğunu kesiyorlar burada. Takıyoruz. Takıyoruz. Anlatsana ya, yumuşacık yumuşacık bastıracaksın elinle diye. Sessizlik moduna geçti birdenbire. Takıyor muyuz, takıyoruz diye tamam takalım. Üzerine bunun şunu sul koyuyorsun. Böyle takıyorsun. Onun nedeni ne? Etle beraber daha lezzetli oluyor. En büyük nedeni kıymayı tutması, yoksa hepsi iner aşağı. Bütün formülü vermiyorum. O kadar. Bu kadar. Coca-Cola'nın sırrı ortaya çıktı. Coca-Cola'nın sırrı. Bu yani sistem. 29 senedir takıyorum ben bunu. Yani 29 senedir takıyorum ben bunu. Evet. Hani gerçekten Yeni Zelanda'da böyle bir et %99 yani bulup yiyemez yani. Ya ben yapıyorum desin, göstersin bana. Ya Audrey Meydan göstersin. Yerimiz bana. Yerimiz abrakebabra buradan gelip. Bana ben göstersin, ben de yapıyorum bunu desin bana, bana göstersin. İçinden gelmiyorsa dışından çıkmaz, merak etme. Aynen. İçinden gelmiyorsa dışından çıkar mı ya? Dur öldürecek misin beni ya? Dur. Bugünkü videoda bir kebap hikayesi oldu ya. Resmen A'dan Z'ye, başından sonuna. Şimdi dönememizi taktık, güzelleştireceğiz bunu. Tıraş mı? Saç tıraşı. Saç tıraşı gibi.
Ha demek ki bunu bazı yerler yapmıyor. Hani dışarıdan kötü bir görüntü oluyor. Sanki böyle et evet. akıyor gibi böyle değişik bir görüntüsü oluyor onun. Öyle koyuyordur. Haylaz. O da tembellikten oluyor. Haylazlıktan ya. Hı? Sallapati haylaz. Eşittir haylaz. Eşittir product belli. Zır boş ya. Çok öyle adam ya. Sırf parası için yapıyorlar bunu ya. Hiçbir şeyden anlamıyor adam. 40 yıl kamyon şoförlüğü yapmış, kebapçılığa geçiyor yani. Sırf evet. parası için. Ya onun içinde bozuluyor. Yediğin içtiğin her şey bozuluyor. Neye güveneceksin, ne yiyeceksin? İçinde evet. ne var bilmiyorsun yani. Sallıyor, yapıyor. 3 evet. gün kalsa da para gitmemesi için, şey yapmamış için gene satıyor onları. Evet. Bir de buranın halkında öyle bir bilgi yok yani. Hani bizim gibi, Türkiye gibi yok yani. Garman çorman yeniliyor burada. Karın doysun yeter yani. Başka bir şey istemiyor. Hı-hı. Böyle kebabın inceliğine, güzelliğine, şeyine bakmıyor. Öyle incecik, güzel olmuş. Hani içinde şişirilmemiş gibi. Burada eline vereceğim böyle somun ekme gibi. Aa diyor, aa güzel kebap bu. Yani öyle değişik ya, çok değişik. Şimdi bu pişime gidecek. Ön tarafı pişime gidecek. Hı-hı. Ben şimdi içeri bakayım, bir tane hazır aldığım dönerlerden var mı? Hı, evet ya, varsa yan yana koyup karşılaştırsa evet. çok güzel olur ya. Bak şimdi bu hazır. Bu ne ya abi? Bak şimdi kullanmıyorum bunu. Geri aldım, adama verecektim. Parasını verdim sana. Abi bu nasıl bir şey ya? Şimdi bak, bu böyle bir sosis yapmışlar bunu. Bak görüyor musun? Kebapçının yani, annemisi bunu satıyor. Abi sen... Poşetine poşetine var üzerinde duruyor abi. Ama adam diyor ki bunu lem diyor. Abi bunun lem nasıl? Abi bu kuzu eti mi yani şimdi ya? Bu kuzu eti değil bu. Çünkü bunun içine ne bastıysa bunu. Aynı bizim sucukta basıyorlar ya. Parçası. Rezalet bir şey bu ya. Poşete basın. Bak şimdi şunun ve onun arasındaki abi, farka bak. Abi bu ne döner, ya? Kıyma döner bu kadar incelikte olmaz. Ya şimdi olmaz. Bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Sosis oldu. Bunu böyle hazır satıyor adam. Burada çubuk yeri yapmış görüyor musun? Bu çubuk, böyle bir çubuk. Ha böyle direkt hazır bunu alıyorsun. Bu çubuk, böyle evet. bu çubuğu, bunun böyle bu çubuğu buna sokuyorlar abi içine bunun. Bunun içine sokuyorlar ha, böyle bu direkt çubuğu. Direkt takıp oraya böyle alıyor. Satıyor. Adam bunu direkt getiriyor orada kesip satıyor. Bitti o kadar. Ya sizin gibi böyle uğraşmıyorlar diyorsunuz yok, yani. Yok kimse uğraşmıyor bununla. Bunu çünkü adam bunu yapamaz. Adam bilmiyor bunu. Yemin ediyorum sana Türk adıyla en az çalışan %75 diyeyim dönerci var değil mi Murat? Evet. Türk değil. Evet. Kaç tane Türk var burada göster bana. Ya, düşünsene abi sen şurada sabahtan beri bununla uğraşıyorsun bir tane takmak için. Evet. Adam böyle alır direkt buradan geçirir oraya koyar öyle satmaya diyor. Başlar yani değil mi? Koyuyor oraya satıyor bu donmuş zaten baksana yani donmuş evet, evet. Bunun ne kadar lezzetli olabilir abi. Yok yok şöyle yan yana yani, getirdin ya abi çok iyi oldu. Şunun o net görebiliyoruz ya. Yani. Bunların aslında incelenmesi de lazım ya bence. Yani çünkü şimdi, insan yiyor abi bunları yani yazık yani. Ya. Dönercilere bakılması lazım çünkü. Çünkü muhtemelen diye. Şeye koyduğunda bunu ateşin önüne koyduğunda pek de fark yani şey görünmüyordur değil mi? Görünmüyor fark. Her farkı görüp ama köpürüyor. Köpürüyor. Ya yine dışarıdan yapıyor. Herkes anlamaz ki abi. Sen anlayamazsın. Ya ben anlamam mesela abi. Şimdi ben devamlı yemediğim için anlamazsın. Bunu bilmiyorum. Yani evet. Şimdi ben benim için aynı gelebilir bunu ateşe koyunca. Ama kaçış yolumuz yok. Yeni jenerasyonumuzun mükemmel yemekleri de bunlar olacak yani. Değil mi? Yok bunlar olacak. Çünkü yeni jenerasyonumuz işi eline almıyor. Hazır. Mecbur bunları yiyecek yani. Bunlar gibi Allah bilir daha nelerini yiyecek. Bunlar en iyisi belki şu anda yani. Değil mi? Tabii canım ya. Belki de şu anda iyi zamanlarımızdayız yani. Tabii şunlar ya. Evet. Ateşe koyacağız şimdi. Kendimi harbi savaşar gibi hissettim yani, ya. Biz de gerçek. Biz hiçbir şey esirgemiyoruz. Burası yaz mevsimine girmiş ya. Burası cehennem. 20 dakika sonra bu pişiyor. Hazır hale geliyor. Ya iyi oldu yani bunları göstermek. Çünkü insanlar ne yediğini bilsin ya. Ya kesinlikle yani. İnsanlar yani gitti her dönerci dükkanında her şeyi fresh sanmasın. Bir baksın. Evet. Yani bir bakın. Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Yenilir. Yenilmez değil. Yenilir de kullanım alanı değişik. Sosis et olarak yenilir. Anladın mı? Arasına mustard sıkarsın. Bir bastır. Yersin. Ama bu döner olarak yenilir ve... Hot dog şeklinde yersin. Anladın mı? Yani şekli değişik bunun yani. Yani. Onun için biz çok şaşırdık yani. Boşluktan bu kadar mı yararlanılabilir ya? Değil mi? Var.
Çünkü zengin olmak isteyen adam çok, kebapçı, boş adam çok. Burada ne adamlar var, milyon herhalde, bomboş adamlar. Hı hı. Ve hiçbir boktan anlamayan adam tağına geçiyor değil mi? Yalnız, kimse yok orada. Kafasına göre bir bakıyorsun, 2-3 yılda milyoner oldum ben abi diyor. Ha, öyle adam çok burada. Hı hı. Onun için bu adamları beslemek için böyle de boktan şeyler yapıyorlar. Bu adamların kanı bu değil mi? Hani evet. Öyle olunca da böyle oluyor. Evet. Yakışır bence. Sosu var. Yakışır, yakışır. Yakışır, yakışır. Şimdi o az önceki, o hani gördüğümüz kebaba benzeyen evet. ama kebap olmayan, artık ne oldu da belli olmayan şeyi satarken yani nasıl satıyorlar? İçindeki etin ismini söylemiyor sana. Ona lem de demiyor, beef de demiyor. Yani et de demiyor, lem de demiyor. Tavuk da demiyor. At vermiyor sana. Kebap min diyor. Mint diyor. Anlıyor musun? O da sonradan başa kebap belaya mintler. Girmesin diye mi? Yani sen ne aldın bilmiyorsun ki yani. Adama ne diyeceksin şimdi? İçine ne var desen adam... Zaten öyle bir şey demedim ki diyor. Bir şey demedim ki. Değil mi Murat? Geldi ya. Öyle değil mi? Hay ya. Şimdi sen bana desen şey içinde ne var desene. Tuvaletleri ihaleye çıkardıkları gibi. Faturayı ne keseceksin? Malın cinsini ne yazacaksın değil mi? Değil mi? Ne yazıyorlar? Bilmiyorum, boktur herhalde. Sonra sen mesela, ya burada kuzu eti yok, dava ediyorum desen, içini inceleseler hiç kuzu şey, çıkmayacak. Şey, çünkü adam sana şey yalan, demiyor, yalan söylemiyor. Adam. Tabii adam yalan doğruyu söylemiyor. Doğruyu söylüyor adam sana. Yani kebap mit diyor bu diyor. Burada yalanı söyleyen yani. Aslında o kebabı takıp da ben burada kuzu satıyorum yani diyen şimdi adam. Şimdi adama ben diyorum ki kuzu etini getir diyorum. Ben senin verdiğin kaça satıyorsun diyelim sen bunu diyelim. Kilosu 15 lira mı? Ben sana diyorum 20 lira vereceğim diyorum. Bana diyorum etini getir bunun diyorum. Hazır da istemiyorum diyorum. Adam gülüyor gidiyor. Şimdi de ön tarafa geldik. Asıl yerdeyiz. Artık son hali servis edilmeye hazır değil mi ikisi de? Hem tavuk hem... Evet. Burada... Tavuğu keseceğiz önce. Şimdi geleneksel yöntemler değil mi bunlar? İlk yöntem ya. Başka yöntemi yok. Bu aletler çıkalı da 10 yıl falan oldu. 15 yıl oldu. Hep böyleydi değil mi? Hep böyleydi ya. Devamlı böyleydi. İşte onun için başka yerden de döner bıçağı alınmıyor. Yapmıyorlar. Böyle bıçak yapan yok. Bu bak kalından başlayıp inceye doğru gidiyor. Döner bıçağı bu. Böyle bastırdığın zaman istediğin kılıç değil bu yani. Hani stainless steel bir bıçak. Evet. Bizim oraya has özel yapıyorlar. Keselim bir Mert'in nasıl oluyor? Bütün ülkelerin sağlık sistemleri bence değişik herhalde. Gördüğün gibi bu dışı pişmiş durumda şu anda tavuğun, değil mi? İçi pişmiyor. İçi pişmiyor işte. Pişmiyor içi. İçi pişmediğinden bu iç taraftaki su buradan gelip buraya pişmiş olanın üstüne düşüyor. Bu sefer ne oluyor? Bu tavuktaki bakteri bozar. İnsanları bozuyor. Pişmiş hastayı. Olanı da bozar. Yani şu asıl olay şuradaki o pişmemişlerden akan yağ. Evet. O bakteriler hala evet. duruyor orada. İşte yani. O üstüne atıyor değil mi? Evet. Buradaki olay da inceleme de zaten onun üzerinde yoğunlaştı. İnsanlar hasta olunca bunun servis şekline baktılar. Direkten adam kesiyor, veriyor direkt icabını. Ya bu normalde direkt böyle kesip verebiliyorsun. Tabii pişmiş ama, pişmiş ama düşüyor. Hasta edebiliyor o zaman. Evet, buraya düşünce sular iniyor aşağı. Çok ince bir detay. Evet, onun için devlet ikinci bir pişirme yöntemi getirdi. 1998-99'larda mı ne buraya? Zorunlu yani bunu ikinci evet. kez pişirmem burada. Evet, şimdi bunu içindeki bakteriyi selmanıyla yöndürmek için... Burada onları da öldürüyorsun evet, ikinciye yapınca. Make sure yani ne oluyor? Tamamen herkes kimin oluyor yediğinden. Kırmızı et için aynı şey söz konusu değil. Eti kanlı da yiyebiliyorsun yani çiğ de yiyebiliyorsun. Tabii. Bunu herkes yapıyor mu Türkiye'de falan? Ya burada vallahi, herhalde yapıyorlardır çünkü burada zorunlu. Diğer ülkelerdeki sağlık sistemini, pişirme sistemini bilmiyorum. Ama fakat insanın ülkede, sağlık sistemi bir abi bütün bu dünyada. Bu ülkede çoğu insan hasta olmaya başladı. Ne zaman çok insan hasta olmaya başlayınca anladılar bunun neden olduğunu. Sonra da anlattılar, incelediler bu tavuğu. Yani hakikaten dışı pişiyor, içi pişmiyor. İçi hala görünüyor abi işte zaten. Evet, kesinlikle evet. tavuğu bir daha pişirmen gerekiyor. Bu şart. Türkiye'de nasıl bir sistem yapıyorlar bilmiyorum. Ama en sağlıklı dönen sistem de... Ya bilmiyorsak bile şimdi öğrendik. En azından evet. bilmeyenler de öğrensin. Evet bak gördün mü güzel. Sağlıklı gene. Hali bu yani. Evet yani pişeceğiz abi. Dikkat de etmiyoruz. Evet. Belki hastalanıyoruz. Hiç farkında bile değiliz ondan olduğunu.
Evet. Evet, onun için daha çok şikayet konusu olduğu için. Güzel yani, bunu öğrenmek de güzel oldu ya. Beyaz ette bu var yani kesin. Zaten buradan aldık şimdi eti. Gene sıcak bara koyuyoruz ki bunun da derecesi 90 derece sıcak yani, buraya atıyoruz. Hmm. Buradan kullanıyoruz bunu. Bu burada zaten fazla tamam, beklemiyor. Burada hazır zaten. Normalde buradan veriyoruz. Evet. Ama müşteri azsa eğer gene o 90 derece. Yani hep sağlıklı ölçülerin içinde olması lazım ki herkes sağlıklı bir şekilde yiyebilsin bunu. Tabii. Yoksa insanları hasta edersen bir şekilde yok. Böyle bir tanesi bir günde bitiyor mu? Zaten bitmiş neredeyse. Abi bunun büyüklüğü aşağı yukarı bu kadar oluyor. Bir de bu ülkede tavuk 3 katına gidiyor. Mesela bundan tavuk daha çok yeniyor yani. Evet, bundan bir porsiyon yeniliyorsa dönerden tavuktan 3 olur yani. Hmm. Kesinlikle tavuk dehşet gidiyor bu ülkede. Evet. Kimisi microwave kullandı kebapçılar. Ha, atıyordu microwave 3-4 tane. Abi adam gene 30 bin lira yapıyordu ya şeylik ya, haftalık microwave'le ya bu ülkede. İlk kesiyordu sonra mikrodalga yapıyor. Sen ne diyorsun ya, Chuck Norris ya, hiç ya önemli değil ya, hiç adamlar neler yapıyor. Gerçekten et yani. Evet. İçinde ekmek tozu yok, hiçbir şey yok yani. Şimdi humus mu var sırada? Sırada humus var. Kalmamış. Normalde bir bucket gidiyor günde. Evet. Belki fazla. Humusumuzu seviyorlar. Şu an onun hazırlıkları içerisindeyiz. Bir telaş. Burası da Kasrık Boğazı gibi harbiden ya. Yani. Şöyle. Bu tahin değil mi? Tahini bu. Türk tahinisi, susam ezmesi. Bu sarımsak burada, değil mi şu? Evet, bu sarımsak. Nohutlar. Nohut, kaynamış nohut. Limon. Tuz. Kimyon. Beyaz biber. Yağ. Çiçek yağı. Çiçek yağı, o kadar. Şimdi bunların hepsini karıştırıp humus yapacağız. Mükemmelliğin sırları bunlar. Yani başka fazla bir şey atmaya gerek yok. Bunu sallıyoruz böyle içine. Sarımsak. Bir fincan. Limon suyu böyle dolu. Evet. Az ya. Bir tane fazla. Biraz da kimyon. Tam ölçülerini vermek yok tabi. Bunlar yeni sır. Bunları vermem yani. Hani ha. Biraz ondan. Ha şöyle bir ölçek. İşte böyle karıştırıvereceğiz. Üstüne su atıp karıştıracağız. Su attıkça daha da yumuşar. Su atmazsan sertleşir. Bunu da göstermek istiyorum şimdi. Pizza yapıyoruz şimdi. Taze pizza için hamur kesiyoruz. Bunları da taze. Sıfırdan kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Hamurları şey, falan her şeyi. Günlük bitiyor bunlar. Bunların krema hepsi aynıdır. Artık elim kese alıştığı için. Bu işi yapmak isteyen olursa ya, gelip de ben bu işi yapacağım, burayı almak istiyorum falan böyle. Ailemle beraber çalıştırmak istiyorum falan diyen olursa ben hepsini gösteririm yani. Gerçekten isteyen, gerçekten ailemle ben bu Tavranga'da yaşamak istiyorum, hayatı sürdürmek istiyorum. Burası güzel bir yer. Yapmak isteyen direkt olursa gelip mesela geldikleri gün ailesiyle başlayabilir değil mi burada işe? Tabii, her şeyi başlayabilir. Her şeyi sistem oturmuş. Gelen insanlar zaten tabii, biliyor burayı. Tabii ben kendim de gösteririm yani istiyorsa. Ya mesela bir hafta boyunca falan böyle öğretirsin. Bir hafta, iki hafta abi. Ya. Yani o kadar şey değil yani. Öğretirim ya. Zaten ben severek yapıyorum. Kaçmıyorum buradan. Yani benim işim bu. O kadar pizza yeniyor mu? Gidiyor yani. Bir gün bu ikinci benim yaptığım. Sen de çıkıyor musun abi? Bitiyor mu mesai? Bugünlük enerjimi harcadım. Yeter bence. Konuşman da yavaşladı abi biraz. Düştü. Yani düşüş var. Tabii artık bir şarja. Muhakkak. Tekrar dolduralım akşama. Yani düştü bayağı düştü. O zaman biz de videoyu burada kapatalım. Evet. Enteresan, güzel bence bir video oldu. Yani her zaman dışarıdan görüyoruz bu kebabı da, dönüyor burada yiyoruz da. Evet. Arka planı... Pardon. Bakalım. Arka planında yani ne var bu işin? Evet. Hiç daha önce ben de bu kadarını görmemiştim. Evet. Güzel bilgiler de oldu. Mesela tavuğun iki kez kızartılması gerektiği gibi. Evet. Yani mesela ben bilmiyordum öyle bir şey. Dışarıdan gözüktüğü gibi hemen böyle al sat dol. Arka planı var. Nereye koştun? Abi ya çok yani şımardı kuşlar ya. Mecburen yani bir şey yapmıyoruz diye deli oldular ya. Tepemize bindiler. Kuşlar mı? Sıçıyorlar her yere baksana ya.
5 kişilik bir gang gelip gidiyor buraya. 5 kişilik. 5 kişilik ya. Ne olduk ya.